Merhaba, Burak Aslanpınar ben. Bugün kanalımın bir konuğu var. Öncelikle kısaca kendimden bahsedeyim. Hukuk fakültesi mezunum. Daha sonra maliye bölümünde yüksek lisans doktora çalışması yürüttüm. Ağırlıklı vergi hukuku üzerine. Hem uygulamada yer alıyorum hem de akademik çalışmaların içerisinde yer alıyorum. Ama vergi hukukuyla ilgili bazı konularda özellikle hesaplamalarda biz hukukçular mali müşavirlerle dirsek teması içerisinde çalışıyoruz. Özellikle işin yargı öncesi kısmında mali müşavirler zaten işin daha çok tekniğini biliyorlar, içindeler. Dolayısıyla aslında bir rekabet yok, bir işbirliği var. Bu işbirliğinde de aynı zamanda kendisi de benim mali müşavirim olan Berkay Özgüven'i çağırdım kanalıma. Bugün konumuz sosyal medya vergi istisnasında hem biraz yeni gelişmelerden bahsedeceğiz hem de bir hesap yapacağız. Diyeceğiz ki acaba istisna belgesini almak mı daha mantıklı yoksa şahıs şirketi diye bilinen şahıs mükellefiyetiyle mi beyanda bulunmak mantıklı yoksa şirket kurmak mı daha mantıklı? Hesap kitap yapacağız. Örneklerle ilerleyeceğiz. Bir de uyarmak istediğimiz bir konu var. Vergi incelemeleri çok fazla. YouTuberlar, influencerlar, e-ticarette çok ciddi vergi incelemeleri var. Cezalar kesiliyor. Güncel bir durumdan bahsediyoruz. Bu konuda da nasıl bir yol izlenebilir? Ne yapmak lazım? Hangisi mantıklı? Yargıya mı götürmek lazım? Bu idari aşamada yapılabilecekler, uygulanabilecek indirimler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Hoş geldin Berkay. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ben mali müşavirim. Yaklaşık 12 yıldır özel sektörde denetim şirketlerinde çalıştım. Kendim de mali müşavirlik yapıyorum. Bu özellikle son dönemde yani bir 5 yılda internet üzerindeki gelir de bir artış söz konusu. Burada maliyenin tespitleri de 1 trilyon lirayı aştığını konusunda bir tespiti var. Çok ciddi bir gelir. Ciddi bir rakam. Bunun da tabii ki nedeni artık gerek ticari hayatta gerekse sosyal medya tarafının yoğun kullanımın olması. Özellikle son dönemde bu elektronik para kuruluşları vesaire ve banka hesapları vasıtasıyla Maliye Bakanlığı tarafı tespitlerini yapıyor. Yoğunlaştırmaya da başladı açıkçası. Bizim bildiğimiz kadarıyla özellikle elektronik para kuruluşları üzerinden edindikleri bilgiyle ağırlıklı olarak yaklaşık 100 bin mükellef üzerinde hiçbir beyanın olmadığına Hiç dair, beyanda bulunmamış. hiçbir beyanın olmadığına dair bir tespit söz konusu. Evet. Burada bu gelirler elde ediliyor. Belki hani o dönemde çok göze alınmıyor bu risk ama süreç içerisinde ciddi cezai belgesel açıdan cezai yaptırımlarla karşılaşılma ihtimali var. Bugün de sizlerle bu konuyu değerlendirmeye çalışacağız. Hangisi daha avantajlı? İstisna belgesi almak mı? Vergi mükellefi olmak mı? Bu konular üzerinde Evet, görüşeceğiz. biraz hesap kitap yapalım. Hem yani böyle somut olsun. Çünkü her şey biraz böyle soyut da kalabiliyor. Yani aslında şunu söylüyoruz. Daha önceki içeriklerde istisna belgesi almak müthiş avantajlı bir şey. Sadece %15 vergi kesintisi var. KDV yok ama her durumda da avantajlı olmayabilir. Giderleriniz çok olabilir. Bu durumda biraz hesap yapalım. Farklı örnekler üzerinden gidelim dedik. Daha somut olsun. Kendi durumunuzu tabii ki değerlendiriyor olmanız lazım. Peki şimdi diyelim ki burada takip edenler, izleyenler dediler ki benim halihazırda bir şirketim var. Bunu kapatayım mı? Yoksa hiçbir şey yapmadım. İstisna belgesi alıp öyle mi yapalım? Ben örnek üzerinden gideyim. 1 milyon lira benim yılda gelirim var. Sosyal medya üzerinden. Bu 1 milyonluk geliri acaba istisna belgesi alarak mı tahsil etmek daha mantıklı? Yoksa işte şahıs şirketi dediğimiz vergi mükellefiyeti aştırdım veya halihazırda var. Onun üzerinden fatura kesmek mi daha mantıklı yoksa bilimsel şirket, anonim şirketi. Onlar da aslında tek kişi kurulabiliyor. Hangisi daha mantıklı? 1 milyon liradan bir örnek verelim bakalım ne olacak? Şöyle burada aslında sorunun cevabı yapılan gidere bağlı. Yani yapılan hizmetin karşılığında bir gider söz konusu oluyor ve bu son dönemde de ciddi derecede artmış durumda. 300 bin lira da giderim olsun Örnek mesela. verelim 300 bin lira da gideri olsun. Evet. Yani stopaj endeksli yani istisna belgesi alarak bir kişi üzerinden gidersek direkt banka hesabı üzerinden zaten detaylar artık biliniyor. Evet. Bir Çokça stopaj videomuz var bu konuda. Hani kanaldan ulaşabilirler zaten. Direkt stopaj kesintisi yapılarak
Biz Çin usulü olarak da geçiyor bu. Hı. Öyle de belgileme söz konusu olabiliyor. Bu durumda avantajları vesaire zaten siz önceki dönemlerde de Evet. bahsetmiş oldunuz. Şimdi örnek olarak ilerlersek 1 milyon gelir elde eden bir kişi mesela şahıs şirket olsun. Yani anonim veya limited şirket değil, kendi şahsına ait bir şirketi olsun. Dediğiniz gibi 300 bin lirada bir gidere katlandığı zaman bu da yaklaşık olarak bir 246 bin lira gelir vergisi ve KDV yönünden vergi yükü olacak. 250 bin lira diyelim. 250 bin lira Bir diyebiliriz. milyon. Dörtte bir vergi ödüyor. %25 vergi ödüyor. Aynen öyle. İstisna belgesi olsaydı sadece %15 Evet. vardı. Yani 150 bin lira Evet. bir gider olmuş. KDV yok onda zaten. KDV yok. Beyanname de vermiyor hatta. Beyanname Mali yok. müşavir gideri Bize de de yok. gerek Evet, size de kalmıyor. gerek. Gerek kalmıyor demeyelim. Yine mutlaka Evet. danışmanlık alınması gereken konular Evet. var, oluyor. Hem hukuki hem de mali açıdan. Ama sürekli bir beyanname verme olmadığı için Tabii. bizim ülkemizde beyanname verirken de sıfır verecek olsanız bile beyannamenin de bir vergisi var. Değil mi? Mesela onu Aynen. da ödememiş oluyorsunuz. En azından böyle bir avantajı var. Aynen öyle. Şirket özelinde de 260 bin lira. Diyelim ki şahıs şirketi değil, limited veya anonim şirket kurmak istedi. 1 milyon geliri var. 300 bin de yine sabit tutalım giderini. 260 bin lira bir vergi yükü oluşuyor. Yine kurumlar vergisi ve KDV yönü ikisinin toplamında. Yani o zaman şahıs mükellefiyetiyle anonim limited şirket arasında çok da büyük bir fark yok ama yine istisna belgesi almak çok avantajlı. Şahıs üzerine Şahıs üzerine. olmuş oluyor. Peki diyelim ki 1 milyon lira değil, benim 500 bin lira bir gelirim Evet. var. 300 bin lira giderim aynı kalsın. Evet. Bu durumda nasıl oluyor? Bu durumda direkt yine 500 bin liranın %15 üzerinden bir istisna belgesi olduğu varsayımı altında vergileme olacak. 75 bin lira bir stopaj ödemesi söz konusu olacak. Gelir vergisi yönünden de KDV ve şahıs firması olduğunu düşündüğümüzde gelir vergisi ve KDV yükü ise 60 bin lira olacak. Yine şirkette kurumlar vergisi mükellefi olduğunu düşünelim. Yani 500 bin liralık bir geliri var. E-ticaret, sosyal medya vesaire gibi. 75 bin lira bir kurumlar vergisi ve KDV yükü olacak. Bu durumda avantaj gelirin düşük olmasından ve giderin yüksekliğinden kaynaklı şahıs firmasından yana görünüyor. Ama tabii burada gelir tutarı yükseldiği zaman, yükselmeye başladıkça biz şirket kurulmasının daha avantajlı olacağını söylüyoruz. Çünkü gelir vergisi bilindiği üzere artan oranlı bir vergi Vergi. sistemi. Yani o zaman 500 bin lira gelirim var. Biraz da yeni aslında. Şöyle bakabiliriz. Çok yeni başladım ama gelirim de fena değil. Bu durumda giderim çok olabilir. Belki şahıs şirketi mantıklı olabilir. Evet. İlk etapta YouTube influencerlık faaliyetimiz çok yeni başladı. Bu durumda da istisna belgesi alıp sadece %15 kesintiye bakabiliriz. Bu arada şunu yine söyleyelim. Bağkur hepsinde var. Eğer siz bir yerde çalışan değilseniz, 4 A'lı değilseniz yine Bağkur ödeyeceksiniz. Bu Bağkur ödediğinizi şahıs şirketinde veya işte bir şirket söz konusuysa bunda gider yazabiliyorsunuz. En azından böyle bir avantajı Anladım. var. İstisna belgesi olunca hiçbir şeye gider yazamıyorsunuz. Onun için hani böyle bu değerlendirme onun için yapıyoruz. Peki hani dedin ki çok yüksek olduğunda durum değişebilir. Mesela 2 milyon lira gelirimiz var. Giderimiz yine Sabit. sabit olsun. 300 300 bin bin lira. lira bir Karşılaştırmak en evet azından doğru makul söylüyorsun. olsun. Orada da yine istisna belgesi olanlar için 2 milyonun %15 üzerinden yaklaşık olarak 300 bin liralık bir stopaj yükümlülüğü doğuyor. 1 milyon 700 bin lira bizim cebimize olduğu gibi giriyor. Giriyor. Temiz Evet. giriyor. Aynen öyle. KDV yok, başka bir şey yok. KDV yok. Evet. Kurumlar vergisi veya gelir vergisi olmuyor. Direkt stopajla muhatap oluyorsunuz. Şahıs şirketi olduğunu düşündüğümüzde de 300 bin liralık bir gelir vergisi, 283 bin lira bir KDV yükü toplamında yaklaşık 583-600 bin lira civarında yaklaşık olarak istisna belgesi aldığını düşündüğümüzde iki katı bir vergi yüküyle karşılaşılıyor. Şirket açısından da rakam 633 bin lirayı gösteriyor bize bu hesaplamaları Aşağı yaptığımızda. yukarı aynı Aşağı hesap. yukarı tabii gelirin yüksekliğinden dolayı şahıs şirketiyle anonim veya limited şirketin vergi O yükü zaman eşit. aslında hani bu sosyal medya istisnası dışında gider çok önemli bu arada. Hani gider Evet. ama gider sabit olduğunu düşündüğümüzde belli bir tutara kadar şahıs şirketi açmakla limited anonim şirket kurmak arasında çok da büyük bir fark olmadığını Evet, görüyoruz. evet. Üstelik şöyle bir durum var. Geliri şirket elde ediyor. Değil mi? Yani sonuçta o şirketten şahsa gelirin geçmesi için de belli aşamalar gerekiyor. Evet. Oralarda da bazı vergi yükleri Tabii ki. çıkabilir. Onun için
Sanki belli bir miktara kadar yine de %40'a varan vergi ödeme ihtimali olsa da yine de şahısta kalmakta fayda Fayda var. var gibi görünüyor. Evet, orada dediğiniz gibi bir gelirin ne derece arttığı önemli, bir de gider tarafında bir değişiklik var mı? Bu iki endekse bakarak karar vermek daha doğru. Bir diğer önemli konu, şimdi biz özellikle son dönemde çok sık duyuyoruz, biz de karşılaşıyoruz. Maliye tarafından bu YouTube ve Twitter'dan, Twitch'ten, TikTok'tan vesaire hiç fark etmiyor. Hatta özellikle e-ticaret üzerinde bir tespitler ciddi derecede, ilk başta da bahsettiğimiz gibi artmaya başladı. Vergi incelemeleri var Vergi bolca. incelemeleri bolca var. Yani dediğimiz gibi 100 bine yakın bir Yazılar gidiyor, değil mi? yazılar Ülkede. gidiyor. Evet. Yani örneğin mesela az önceki örnek gibi 1 milyon gelir elde etmişsiniz. Bunu beyan Nerede bunun ettiniz mi? vergisi? Evet, nerede bu vergisi? Yani istisna belgesi alınmamış. Herhangi bir şahıs veya şirket, limited veya anonim şirket kurulmamış. Herhangi bir vergi değer, vergiyle alakalı hiçbir durum yok yani ortada. Nasıl bir belge geliyor peki? Ne diyor maliye, vergi idaresi? Hani 1 milyon lira. Bir kere öncelikle şuradan başlayalım. Nasıl tespit edilebilir? Bir banka hesabı doğal olarak, Doğru. yani işte Google'dan para yattı banka Evet. hesabınıza. Zaten bu doğrudan tespit edilebilir bir Evet. durum. Ama banka hesabına para yatmıyorsa görünmez diye bir durum yok. Yok. Bu elektronik Para kuruluşu. para kuruluşları var. Bu işte sanal POS da bunlara dahil. Bu kuruluşlar üzerinden bir para yatıyor olabilir. Ya da belki kripto para da olabilir. Her şey Kripto para olabilir. borsalarındaki bilgiler de paylaşılıyor. Tespiti yani böyle yapabiliyorlar. Yapabiliyorlar. Sonra nasıl bir yazı gönderiliyor? Sonra herkesin bağlı olduğu vergi dairesi vardır. Yani illaki bir işle iştigal etmesine gerek yok. Bu vergi dairesi kanalıyla, yani o vergi dairesi de bağlı olduğu, oturduğu yere göre değişiyor, ikametgahına göre. Bir yazı gidiyor. Bu yazıda mükellefin bir gelir elde ettiği, bu konuyla ilgili bir izah isteniyor. Biz buna izaha davet adı İzaha veriyoruz. davet. Bu süre genelde bu yazılar geliyor, ancak gerek teknik bilgi yetersizliği, gerekse pek umursamamaktan kaynaklı da olabilir. Cevap verilmiyor. Bu yazılara nasıl olsa bir şey olmaz veya af kanunu çıkar, yapılanma çıkar vesaire gibi nedenlerden dolayı bu süreler kaçırılıyor. Bu süreler çok önemli. Çünkü bu yazı geldikten sonra 15 gün süre içerisinde gerekli işlemleri tamamlarsanız ciddi derecede vergisel olarak ceza durumundan sıyrılmış oluyorsunuz. Yani %20'lik bir indiriminiz oluyor mesela, örneğin. Bu da cezada indirim olarak da değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu tarz yazı alındığı zaman ekseriyetle harekete geçilmesi gerekiyor. Yani cevap verilmesi gerekiyor ve sürecin neticelendirilmesi gerekiyor. Çünkü artık sizin de bahsettiğiniz gibi online bir dünyada yaşıyoruz. Maliye Bakanlığı da bu verileri, bilgiyi, istediği bilgiyi her yerden alabiliyor. Yani elektronik para kuruluşu vesaire. Kendinizi görünmez Aynen zannetmeyin. Yani işte öyle. ya yurt dışındaki şeyden yatıyor para. O görünmez. Şöyle olur. Yok parayı henüz çekmedim. Bunların hepsinin aslında bilgisi alınabiliyor. Özellikle uluslararası bilgi paylaşımı anlaşmaları var. Türkiye'nin de tarafı olduğu. Evet. Dolayısıyla burada hani ya yurt dışındaki bir site işte şu hesabıma yattı, bu hesabıma yattı. Öyle bir kaçma imkanı yok. Onu Yok. söyleyelim. Dolayısıyla hani dikkatli olunmasında, bir gelir elde ediliyorsa bunun vergisel avantajların değerlendirilip hangisinin daha avantajlı olduğuna yönelik çalışmalar yapılıp ilerlenmesi gerekiyor. Yani gelir elde edip yokmuş gibi davranamayız. Çünkü öyle bir sistemde değiliz şu an. Her şey online, dediğimiz gibi her şey görünüyor. Maliye Bakanlığı da bütün verilere hakim. Az önce de bahsettiğimiz gibi 100 bin mükelleften bahsediyoruz yani. Şimdi 100 bin kişi incelemeye, özellikle bu sosyal medyaya gelir, e-ticaret Evet. gelir elde edenler incelemeye girdi. Bunlara izaha davet yazısı gönderildi. Diyelim ki burada işte bize indirim mekanizması mantıklı gelmedi. Uzlaşma seçeneği var. Uzlaşmada da mümkün olmadı. Bu durumda artık bir ihbarname düzenleniyor, değil Evet. mi? İhbarname düzenlenince 30 gün içerisinde vergi mahkemesinde dava açılabiliyor. Bu dava aşamasından da ben kısaca bahsedeyim. Evet. Dava açıldıktan sonra 30 gün içerisinde vergi mahkemesi karar verinceye kadar herhangi bir tahsil işlemi yok. Bir kere bu çok sorulan bir soru. Hani bir inceleme yapıldı, vergi istendi, ceza kesildi. Vergi mahkemesinde dava açtığınızda aşağı yukarı 1-1,5 sene sürüyor bir vergi mahkemesinde davanın sürmesi. Bu süre zarfında herhangi bir para ödemek
söz konusu olmuyor. Tahsil işlemleri kendiliğinden duruyor. Vergi mahkemesi eğer iptal ederse kararı, idari işlemi, vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemini iptal ederse zaten ortadan kalkmış oluyor. Sonra da zaten istinaf süreci, eğer gerekiyorsa temyiz süreci oluyor. Yargı aşaması da bu şekilde. Ha şurada hemen bir duruma değinmiş olalım yeri gelmişken. Burada vergi müfettişleri tespit yaparken bazı farazi varsayıma dayalı ister istemez doğal olarak. Ya bu kişi aşağı yukarı şu kadar gider yapmıştır. Şu kadar maliyeti vardır. Şu kadar gelir elde etmiştir diye bazı varsayımlara dayanıyorlar. Bu konularda da mahkemelerin kararları var. Kesinleşmiş kararlar takip ettiğimiz davalarda da. Dedi ki mahkeme buradaki varsayım, buradaki tespit, buradaki yüzdesel farazi yola çıkma yerinde değil. Bu şekilde bir tarihat yapıp ceza kesilemez dediği kararlar var. Dolayısıyla şöyle bakalım. Vergi mahkemesinde iptal de edilebilir. Ama daha öncesindeki aşamada işte izaha davetle başlayan idari süreçte de hesaplama yapılıp acaba ben bunu yargıya götürürsem ne olur? Bu aşamada ödersem ne olur? İndirim mekanizmaları nedir? Buna da bakmak lazım. Burada da ya aman işte vergi dairesinden yazı geldi hemen gidelim ödeyelim veya ya bir şey olmaz ne olacak yarın öbür gün af çıkar da dememek gerekiyor. Çünkü bütün işleriniz kilitlenebilir. Aynen de böyle bir durum söz konusu. Bir de şöyle mesela özellikle inceleme, vergi incelemesi sürecinden çok çekiniliyor. Yani bir yazı geldiği zaman vesaire. Evet. Ancak bazı durumlarda vergi incelemesi de avantajlı olabiliyor. Çünkü örnek veriyorum izah daveti kaçırdınız, beyanname verip düzeltme yapacaksınız. Belki incelemeye girseniz daha avantajlı olacak. Neden? Çünkü bir gider yazma ihtimaliniz olacak. Orada gider de var çünkü. Tabii ki. Yani katlanılan bir gider söz konusu. İnceleme sürecinde bunlar ispat edildiğinde vesaire daha düşük bir vergi yüküyle karşılaşılabilir. Yani ondan sonraki tabii ki dava aşamaları vesaire onlar da ayrı bir öneme sahip. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Belki daha sonra başka konularda da bir araya geliriz. Bence bu İki mesele de önemliydi. Sosyal medyadan ve e-ticaretten gelir elde edenler için. Evet. Hangisini tercih edelim? İstisna belgesi mi alalım? Şahıs şirketi veya işte anonimite şirket mi kuralım? Bunlar arasında bir inceleme, karşılaştırma yaptık. Bir de bu vergi incelemelerinde son dönemde nelerle karşılaşılabilir? Bunları söylemiş olduk. Daha sonra görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.